çalışmam lazım. Ay sanırım ödevimi yetiştiremeyeceğim. Uf. Ay printer bozulmuş mu? Işıkları yanmıyor. Olamaz. Ödevimi çıkaramayacağım galiba. Ay ne yapacağım ben? Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün çok güzel bir oyuncağım var size tanıtacağım. Şimdi hemen açalım. Çok da konuşmayayım ki oyuncağı bir güzel görelim. O arkasını göstermeden de edemeyeceğim. Bu bir çalışma masası. Eminim okula giden arkadaşlarımızın da böyle çalışma masası vardır. Güzelce bilgisayarımızı koyabiliriz. Bilgisayar kullanmıyorsak eğer işte burada ödevlerimizi yaparız falan. Şurada bir printer var. Bayıldım yerine. Ondan sonra saatimiz var. Bir ışıklandırmak için de küçük bir masa lambamız var. Çok güzel. Hemen açalım bakalım. Bu arada biz kendi evde yaptığımız eşyalarımızla da ne yaparız? Bu masayı donatırız. Evet arkadaşlar, işte çalışma masamız paketinden çıkarıldı. Şöyle bir arkasını falan çevirelim, her yerine bakalım. Sanki ahşapmış gibi yapılmış masanın ayakları ve buradaki tepe bölümü. İki katlı masamız, üst katı raf gibi kullanacağımız bir yer. Mesela şöyle aydınlatmamızı koyabiliriz. Saatimiz burada durabilir. Şu güzel odamızı renklendirecek bitkimizi de buraya koyabiliriz. İstersek printer'ı da oraya koyabiliriz ya da aşağı da koyabiliriz. Hadi printer'ı da şuraya koyalım. Burada daha iyi olacak. Saati de alacağız. Evet, printer'ımız yerini buldu. Saat burada dursun. Bu da burada dursun öyleyse. Tamam. Çöplerimizi atacağımız kutumuz şöyle durabilir. Bilgisayarımız. Bilgisayarımızı da böyle koyalım. Bu da sandalyemiz. Çalışmaya hazırız. Bugün çok iş var, çok. Arkadaşlar bugün planlamamız gereken çok şey var. Ondan sonra işte bu kız üniversiteye gidiyormuş mesela. Dersleri var, vizeleri var, finalleri var. Bakın pek de şık değil mi? Gözlükleri falan da çok güzel. Hemen elbisesini de inceleyelim madem bebeği elimize aldık. Üzerindeki iki parçaymış gibi görünse de bir elbise aslında. Altı çiçekli desenli, üzerine kırmızı çok yakışmış. Ayakkabıları da bakın düz ve gayet sade bir ayakkabı. Keşke yalnız yani şu sandalyeyi de oturduğunda ayakları kıvrılan bir Barbie olsaydı. Madem masayla ilişkili bir Barbie yapıldı bence dizleri kırılmalıydı. Şimdi peki bu masada kullanabileceğimiz başka neler olmalıydı? Ben var olan eşyalarımdan da bir şeyler katmak istiyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar, ben de neler var diye şöyle eşyalarımı biraz karıştırdım. Bu parçaları buldum. Siz de bu parçaları ya kendiniz yapabilirsiniz ya da diğer oyuncaklarınızdan alıp bu sette kullanabilirsiniz. Mesela ben bir kitap buldum. Kitabı şöyle koyabilirim. Uygun bir yer bence burası. Üst rafa da çok güzel olur bu arada ama üst rafa konulacak başka güzel şeylerim var. Bakın bir dünya, bir küre bu. Bu aralarda ben kızlara da böyle bir küre alayım istiyorum. Bütün dünyadaki ülkeleri, okyanusları, denizleri gördüğünde daha iyi oturacaktır kafasına diye düşünüyorum. Bundan herkese lazım. Bakalım yukarı sığacak mı? Evet, işte küremiz. Tamamdır. Peki, insan çalışırken biraz da susar değil mi? Böyle bir şişe kullanabiliriz. Aslında bu şişe eğer ona aitse bunu böyle direkt içebilir. Ama değilse bir bardak kullanmak iyi olacaktır. Artık bu tercihe bağlı. Ben bu şişeyi sadece ona ait bir şişeymiş gibi düşündüm ve hemen şöyle koyacağım. Aman ha, dikkat edin bilgisayarınıza dökülmesin bu arada. Çok da yakında bir yerde, biraz da tehlikeli yani. Bu arada şöyle güzel bir fotoğraf koyabilirsiniz. Arkadaşınızla çekilmiş şahane bir hatıra bence masaya renk verecek. Şöyle. İstersek bunu üst katta da kullanabiliriz bu arada. Belki en çok sevdiğiniz minnoş tatlı ayınızı da koyabilirsiniz. Onu da yukarı koyalım. Küçük bir atıştırmalık da iyi olacaktır. Çalışırken acıkabilirsiniz. Şöyle güzel bir muffin şurada durabilir. Evet, bence masamız artık hazır. Tam böyle kullanılmaya başlayacak
bir masa haline geldi. Hadi bakalım, iyi çalışmalar Barbie'ciğim. Aa, çok teşekkür ederim. Yardımlarınız için de çok teşekkür ederim. Masam muhteşem oldu. Bakın şuna. Aa, çok çalışmam lazım. Ay, sanırım ödevimi yetiştiremeyeceğim. Uf. Ay, printer bozulmuş mu? Işıkları yanmıyor. Olamaz. Ödevimi çıkaramayacağım galiba. Ay, ne yapacağım ben? Ay, çok strese girdim. Biraz. Yemek yemem lazım. Oh, olamaz. Heyecandan onu da düşürdüm. Şey mi yapsam? Acaba tezimi verdikten sonra dünyanın hangi ülkesine gideceğimi mi seçsem? Şu dünyaya biraz uzansam, şöyle alsam acaba? Ay, uzanamadım da. Neyse, olduğu yerde şöyle döndüreyim bir şeyler. Bakayım. Gözümü kapatsam da bir yer seçsem. Evet, seçiyorum. Seçtim. Evet, neresi acaba, çok merak ediyorum. Ah, o da ne? Denizin tam ortası. Ne denizi? Hatta okyanusun tam ortası. Oo, olamaz. Bugün çok şanssızım. Ne yapsam? Biraz dışarı çıkayım. Biraz temiz hava alayım. Ondan sonra geleyim, ödevimi yapayım. Hadi bakalım. Hadi Barbie. Biraz kendine gelmelisin Barbie.